İşçi zamiri, kişi, zamiri, diğer adı neydi? Şahıs. Şimdi hocam, sen biraz önce bana çekim eklerinden bahsettin değil mi? Bu ismin hal eklerini hatırlıyorsun değil mi? Şimdi bak, hani yönelme hal eki E vardı, bulunma hal eki D'da vardı, ayrılma hal eki D'dan vardı. Hatırladın mı? Belirtme hal eki İ vardı. Hatırladık değil mi bunları? İşte şimdi bunları kullanacağız burada bak. Kişi zamiri diyorum. Hepimiz ben derim değil mi? Hatta şunu size kalemle yazayım arkadaşlarım. Ben, sen değil mi? O, biz, siz, onlar, bana değil mi? Bize, sizde, bizden gibi nokta nokta böyle gider. Daha çok bir sürü yazabilirim ama sen şimdi mantığını bil. Bak hoca çekim eki dedi ya. Hoca hal eki demişti. Nerede hal eki hocam? Bak şimdi. Den neydi? Ayrılma hal eki. Bak ben buna ayrılma hal eki getiririm zamirlere. Dikkat. D bulunma hal ekiydi. Bak bulunma hal ekini getirdim. E yönelme hal ekiydi değil mi? Ha bak böyle. Hatta ben sana bir şey daha yazayım. Bak burayı A burayı sildim. Bizi. Ah. Bunu da yazdım. Bak. Bak yönelme hal eki. Yönelme hal eki iyi. Düzeltiyorum. Belirtme hal eki iyi almış. Peki hocam. Bu D'yi alan dolaylı tümleş değil miydi? Evet. Hocam D'ni alan da dolaylı tümleş değil miydi? Ayrılma anlamı verirdi. Evet. Hocam iyi alan da belirtilmesine değil miydi? Evet. Sen bir önceki isimler konusunda temelini hatırlıyorken bunu anlatmadın mı? Anlattın. İşte biz bunları bu şekil. Bak bana aynı şekilde ne oldu? Yönelme hal ekini verdim. Hah, hocam o zaman şu. Zamirler isim çekim eklerini alıyorlarmış. Hocam sen isimleri anlatmıştın. Çekim eklerini anlattın. Burada da pekiştiriyorsun işte. Bunu şey yapıyoruz. Anlaştık mı? Şimdi ben cümlemi kuruyorum. Bak. Bize bu konudan söz etmedi. Söz etmedi. Şimdi hocam bana kişi zamini bulur musun? İsmin yerine kullanılır derim. Bak zamirli ismin yerine. Şimdi bak ismi nasıl bulacağım? Dikkatle bak ismi buluyorum. Beraber buluyoruz hatta. Bak bize sözcüğünü aldım. Doğru mu? Bize bu konuda söz etmedi. Hocam bak. İsmin nasıl yerini tutmuş? İyice bir bak. Bak geliyorum. Ahmet'e oluyor mu? Bak. Ahmet'e bu konudan söz etmedi. Oldu. Demek Ahmet'in yerine kullanılmış. Peki. Veli'ye dedim. Ondan sonra baktığın zaman. Veli'ye. Aa Veli'ye bu konudan söz etmedi. Bu sefer de Veli'den bahsetmiş o zaman. Ha hocam. İşte senin ismin yerini tutar dediğin sözcük bu değil mi? Evet bak Ahmet'e söylemiş. Ahmet'in yerine bize'yi kullanmış. Veli'ye söylemiş. Yine bize'yi kullanmış. Bitti mesele bitti. Çözdün ha geçmiş olsun. Tebrikler bak sen benim mantığını çözdün. Şimdi geldim. Ben bir örnek daha yazayım arkadaşlar. Hatta şu kısma yazayım bile. Diyorum ki. Bu sefer de kırmızı kalemle yazayım. Bu sefer diyorum şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Onlardan hiç memnun değilim dedim. Memnun değilim. Şimdi hocam senden zamiri istiyorum. Gel bana zamiri bul. Bak şimdi. Burada zamir hangisi? Onlardan. Peki hocam. Bunun yerine bir isim yereme getiremez miyim? Getirirsin tabii. Bak onlardan ne dedim? Ahmetlerden. Dedim değil mi? Ahmetlerden dedim. Hah sonra gelirsin velilerden yine derim. Bak hocam ismi yerini tutmuş. Bitti. Bu kadar. Anlaştık mı? Sıkıntımız var mı? Yok. Değil mi? İsmin yerini tutuyormuş. Bak sana iki örnekle
kısa bir şekilde anlattım. Detaylı anlattım. Ama bunun konuyu bir şekilde öğreneceksin. Sen onu bil. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi ben fazla örnek yazmadım. Buraya bunları yazdım. Bunlar sana fazlasıyla yeter. Arkadaşlar bize derim, onlardan derim, bir sizden deseydim vesaire, onlara deseydim. Her şekilde olur. Sen mantığını öğrendin mi? Öğrendin. İsmin yerini tutuyor. Bitti. Benim yerini tutuyor. Şimdi sana çok güzel bir şeyden bahsedeceğim. Notunu al burada. Not diyorum. Onu sözcüğü ismin, insan isminin yerini tutarsa, insan isminin yerini tutarsa, kişi zamiri olur. Kişi zamiridir. Zamiri olur dedim ben. Sen de dir diyebilirsin. Anlaştık mı? Neymiş mantık? Kişi zamiri. Ha hocam. Şimdi gel birlikte yapalım. Bak şimdi. Onu dün çarşıda gördüm. Çarşıda gördüm. Şimdi bak bakalım. Onu dün çarşıda gördüm. Onu. Ha hocam onu. Peki yerine isim getir. İnsan ismi geliyor mu? Ahmet'i. Ahmet'i dedim. Ondan sonra İbrahim'i. Bak nasıl olduğu bu şekil. Sen yerine isim getirebildin mi? Getirdin. Getirebiliyorsan insan ismi geliyorsa kişi zamiridir. Gelmiyorsa kişi zamiri değildir. Şimdi arkadaşlar mantığımız bu şekil. Burayı anladığımı düşün. Burayı notunu muhakkak al. Mehmet Hoca sana burası önemli diyor. Şimdi geldim. Şurayı bir çiziyorum. Artık işaret sahibine geçebiliriz. İşaret sahibine geçebiliriz artık. Şimdi geldim. 2 numara işaret sahibine. İşareti yani. Hocam tanımı yapmaya gerek var mı? Yok tabii ki. Şimdi ben sana anlatacağım. İşaret zamirinde arkadaşlar bakın biz ne yaptık? İnsan ismi yerine kullandık kişi zamiri değil mi? Hani Mehmet Hoca yerine onu dedim değil mi? Şimdi burada da insan dışındaki canlılar için kullanacağız bunu. Bak işaret. İnsanı işaret edemezsin sen. Cansız bir varlığı işaret edersin o zaman değil mi? Ha yani insan dışı. O yüzden şimdi biz insan dışındaki varlıkla ilgileneceğiz. Bak şimdi kelimelerimiz neler? Bu, şu, o, ondan sonra bunlar, şunlar, şunu, bunu, ondan sonra onlar dediğim zaman, bundan, şundan dediğim zaman, ondan sonra şunda, bunda, burada, burada nokta nokta böyle gider bak. Bir sürü üretirim sana. Şimdi senki işaret zamirleri. Bak dikkat et bu, şu, hep bu, şu. Bak dikkat et ben sen yok işaret. Şimdi örneğimi yazıyorum. Çok dikkatli bakmanı istiyorum. Bakıyorum. Burada güzel zamanlar geçirdik. Zamanlar geçirdik. Şimdi hocam nerede peki? Zamir nerede? Ben sana şunu soruyorum. İşaret zamiri olan sözcük hangisi? Burada. Peki şimdi işaret dedim ya. Hocam mantık neydi? İsmi yerini tutar değil miydi? Bak. Şimdi güzel güzel yavaştan yavaştan ismin
yerini tutuyorum. Bak insan ismi değil ama bu sefer. Dikkat. Şimdi bak bakalım buraya. Ne diyorum? Kafede. Kafede dedim. Ondan sonra ne dedim? Parkta dedim.